Manşete hoş geldiniz. Türkiye büyük yıkıcı depremin yaralarını sarmaya, enkazı kaldırmaya çalışırken hatta enkazda hala canlı sesleri, yardım sesleri söz konusuyken bambaşka bir siyasi tartışmayı, bambaşka bir gündemi götürüyor. Üzgünüm. 10 gün sonra, 12 gün sonra ortaya çıkan şey şu egemenlerin, Ankara siyasetinin yaymaya çalıştığı propaganda her neyse tesirli oldu ve bu konuşuluyor. Depremle, yardım çığlıklarıyla ve sağ kalan insanlarla ve sağ kalan insanların akıbeti ne olacak? Bundan sonra nereye evrilecek konu? Bununla çok fazla ilgilenen, haşır neşir olan yok yardım geceleri, yardım organizasyonları dahi bir şova dönüştürülüyor. Belli isimler davet ediliyor, belli isimler davet edilmiyor ya da kendi seslerini duyuramıyorlar. Hemen her şeyin algı, hemen her şeyin kamuoyu algısı yönetimi, hemen her şeyin oy hesabı, hemen her şeyin bundan sonraki seçimde seçimi kazanmak üzerine, iktidarı sürdürmek üzerine kurulu bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Ve elbette sorumluluktan kaçmak, hesap vermemek ve bir tür telaş bunu gözlemliyorsunuz. İsmet İnönü'nün meşhur lafı suçluların telaşı içinde herkes. Bu sağa sola attıkları iftiralar, bir takım iddiaları dile getiren insanları şeytanlaştırmalar ve benzeri pek çok konuda da gözlemleniyor. Suçluların telaşı. Hemen her konuda gerek imar barışına verilen destekle, gerek 20-22 yıldır bölgede deprem yönetmeliğine gerçekten tam anlamıyla, kitabına uygun deprem yönetil, deprem yönetmeliğine uygun bina yapı üretmemekle, gerek medyadaki yayınlarla, gerek sivil toplumuyla, gerek iktidarı muhalefeti tüm siyasetiyle bu böyle. Suçluların telaşı. Herkes bir biçimde bu suça bulaşmış durumda. Ve hakikati duymak istemiyorlar. Ve bir biçimde gerçeklerle, yüzleştiklerinde veya yüzleştirildiklerinde de hemen topu başkasına atıyor. Farklı bir günah keçisi bulmaya çalışıyorlar. Bu Kızılay örneğinde de böyle. Sadece Kızılay örneği. O örneği verip geçeceğim. İşte Kızılay eleştiriliyor. Nerede Kızılay falan? 155 yıllık kurum filan. Ya arkadaş Kızılay evet 155 yıllık kurum. hilal Ahmer diye kurulmuş Osmanlı'nın son döneminde. Doğru. Fakat Kızılay ne zaman Kızılay'dı ki? 1999 depreminde yaşı tutanlar hatırlayacaktır. 99 depremlerinde iki deprem var. Biri Ağustos Marmara depremi, öbürü Kasım Düzce depremi. Ve her iki depremde de Kızılay yetersizdi. Depremlere müdahale etmekte, daha doğrusu depremin ardından oluşan mağduriyetleri gidermekte, insanlara yardım götürmekte, yardım toplamakta, kendi depolarının acziyeti yetersizliği ortaya çıktı ve depolarındaki malların depolarında depolarındaki ekipmanın süresinin dolduğu süresinin geçtiği kiminin çürüdüğü kiminin kullanılamayacak durumda olduğu ortaya çıktı ve takiben düzce depreminden sonra yanılmıyorsam Kızılay Genel Müdürü istifa etmek zorunda kaldı Kemal Demir. Kızılay o zaman da Kızılay değildi ki. Şimdi Kızılay'ı bir şey zannedenler, Kızılay'ın başındakini bir adam zannedenler falan neyse yayınlara bağlıyorlar. Nasıl bu hale geldi filan diye konuşuyorlar. Sanki kızla 20 sene önce vardı da şimdi bu hale geldi. Fakat o yayınları yapan insanların da hafızası en azından yaşı idi bu durumu önünü arkasını anlamaya fakat sormaları gereken soruyu sormuyorlar. Malum günah keçileri, malum şeytanlaştırılmış gruplar üzerinden bir şey bina etmeye çalışıyorlar. Korkarım biz gelip geçeceğiz dünyadan. Ve bizden sonraki nesil ve ondan sonraki nesle de bu yalanı bu hikayeleri anlatacaklar. Orada bu iş böyle öyle bozuldu ki bir daha da bir türlü toparlayamadık. Müdahale. En az 48 saat gecikti. Ve neden geciktiği ortada? Çünkü Ankara, çünkü saray izin vermedi. Depremin ilk anında ortaya çıkıp konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dördüncü derece alarm ilan etti. Ve bu dış yardımı da içeren bir alarmdı. Orduda belli birimlere talimat gitti. Fakat hemen ak akabinde saraydan zılgıt yediler ve saraydan zılgıt yedikleri için herkes durduğu yerde durdu. Ve o yediği zılgıtla İçişleri Bakanı bir hafta boyunca ortada ortaya çıkmadı, çıkamadı. Aynı şekilde ordunun başındaki Hulusi Akar'da. Ve bütün bunlar müdahaleyi 48 saat geciktirdi. Ve yine ilk gün saraydan Saray her şeyin farkında biliyor. Afada falan şuraya buraya gitmiş raporlar. Zaten daha öncesinde 3,5 sene önce Ekim 2019'da Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,5 şiddette depremin tatbikatı yapılmış. Devlet biliyor her şeyi farkında. Yıkımın da farkında. Kendi teşkilatlarından, kendi bölge sorumlularından gelen ilk bilgiler ortada. Ve iktidar o telaşla, o panikle ben bunun altında kalacağım ve bu depremin altında kalmamak için ne yapmalıyım? bir müdahaleyi veya olayın büyüklüğünü gözlerden uzak tutmaya çalışırken iki muhalefetle bir araya gelmeye çalışıyor ve bütün muhalefet liderlerine şey gidiyor davet gidiyor işte Türkiye masasını kuralım bir milli dayanışma falan birlikte sergileyelim birlikte bir fotoğraf verelim diye. Cevap gelmiyor ama bir tek cevap açık kamuoyuna açık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geliyor ve hiç, hiçbir biçimde sarayla masaya oturmayacağım bu konuyu görüşmeyeceğim diyor. Şimdi anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'na bu lafı söyleten saraydan giden davet. Diğer muhalefet partilerinden benzer bir şey duymadık. Olumlu ya da olumsuz davete icabet veya işte red bunu duymadık. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyduk. Ama parçaları birleştirdiğimizde bunu anlıyoruz. Yine parçaları birleştirdiğimizde şu son 10 gündür öne çıkan isimlerin, öne çıkan kimi deprem yıldızlarının şeytanlaştırıldığını görüyoruz. Çünkü saray, çünkü Ankara'da oturan irade kendinden başka kimsenin görünmesini, kendinden başka kimsenin konuşulmasını, gündem olmasını, parlamasını, yıldızlaşmasını istemiyor. Ondandır ki zaten 99 depreminde yıldızlaşan Akut ve başındaki Nasuh Mahruki sonraki süreçte yok edildi. Refüje edildi. Ve hemen akabinde propaganda başlıyor. İlk bir iki gün şaşkınlık atlatıldıktan sonra yalanlar devreye sokuluyor. Devletin hemen her yerde yani Sağlık Bakanı diyor ki köylere kadar girdik her yerdeyiz. Yok böyle bir şey. Bakanlar telaş içerisinde, suçluların telaşı içerisinde, devletin her yerde konuya hakim olduğunu, her yere ulaştığını, her enkazın başında olduklarını falan bu yalanı üfürüyorlar. Ve gene Cumhurbaşkanı yıkılan binaların 98'i bizden önceki dönemde yapıldı diyor. Bu yalanı üfürüyor. Ve buna yalan diyemeyenler, sağda solda günah keçisi arayanlar, belli şeytanlaştırılmış gruplar üzerinde tepelenler, Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirilmiş olabilir diye böyle kibar kibar konuşuyorlar. Yalan söylüyorsun, Cumhurbaşkanı'na yalan bilgi verilmiş ya da Cumhurbaşkanı kasten yalan söylüyor. Böyle bir şey var mı? Uydu fotoğrafları ortada falan demiyorlar, diyemiyorlar, önüne koyamıyorlar bu bile tek başına yalan söyleyene yalan söylüyorsun diyemeyen ama öbür tarafta zararsız alanda tepinip şeytanlaştırılmış gruplar üzerine bütün öfkesini ve nefretini boca edenlerin yaptığı tek kelimeyle korkaklıktır, pısırıklıktır. Alçaklık diyeceğim demeyeceğim. Diyeceğim demiyorum. Ama alçaklıktır yani. Terbiyemi veya bu terbiyesiz lafı mazur görün. Sadece uydu fotoğrafına bakılsa yeter. 2000-2001 yılının, hadi 99 yılının, 99 İstanbul depremi, hadi 2000 yılının diyelim, 2000 yılının Kahramanmaraş uydu fotoğrafını alın. Hepsi var kayıtlarda. Bugünkü son uydu fotoğrafıyla yan yana koyun. 22 yıl içerisinde Kahramanmaraş, Kahramanmaraş'ın batısında yeni bir maraş kurulmuş ve orası yıkılmış. Yeni Adana, Adana'nın kuzeyi, orada yıkılan binalar var. Hatay'a bakın. Adıyaman'a gidin. Son 20 yıl 20 yıl önceki uydu fotoğrafıyla 20 yıl sonraki uydu fotoğrafını yan yana koyun ve yıkım bölgelerini işaretleyin. 20 yıl içinde yapılmış mı, yapılmamış mı? Zaten bütün veriler ve istatistikler bunu yalanlıyor. %51 ortalama depremin etkilediği bölgelerde yıkılan binaların %51'i 2001 sonrasında yapılmış. Mevcut iktidar dönemi Sadece Kahramanmaraş'ta %58 yıkılan binaların 2001'den sonra yapılan or şeysi, oranı %58. 2001'den sonra yıkılan binalar. Yapılan binalar yıkılmış. %58. Her 5 binadan 3'ü. Ve yine eş zamanlı olarak o hal ilan edildi. Bölgede sonra Cumhurbaşkanı'na yakın ceza hukukçusu İzzet Özgenç bütün yurt satında o hal ilan edilmeli dedi. Esasen burada da te, yani afet yönetmeyi, afet ilan edersiniz, afet bölgesi ilan edersiniz. Yapmanız gereken her şeyi yaparsınız o bölgede. Ama bu yetmiyordu. Çünkü o hal ilan edilmeliydi. Hatta bu yurt sayı, satına yayılmalıydı. Neden? E, 4 ay sonra bir seçime gidilecek ve biz bu sandıkta kalacağız bu depremin etkileriyle. Haliyle o hal ilan etmemiz lazım. Ve bu koşullarda seçim yapmak da güçleşecek. YSK'ya baskı yapalım ki Bülent Arınç konuştu veya konuşturuldu bilmiyoruz orada YSK'yı göreve davet ediyor. YSK desin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu koşullarda seçim yapamayız desin. Halbuki YSK'nın görevi o değil. YSK YSK'nın görevi yasada tanımlanmış. Seçimi yapamayız demek veya seçimi ertelemek, bu koşullarda seçim yapılamaz demek değil. Hangi koşullarsa o koşullarda seçimi yapmak, seçimin yapılmasını temin etmek Yüksek Seçim Kurulu. Tabii bu da olmayınca ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplansın, anayasayı değiştirsin ve işte doğal afet hali söz konusu. Bu değişiklikle bu anayasa değişikliğiyle seçimi bir erteleyelim. Her kafasına esen her doğal afeti veya her ülkede olan herhangi bir gelişmeyi kullanan her seçim döneminde anayasayı değiştirip seçim kanunlarıyla siyasal partiler kanunuyla olmuyor. O öyle olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kolayca yapabilirlerdi. Neticede geçen sene hatırlayın seçim kanunu değiştirdiler. İktidarın oyları yetiyordu buna. Ama şimdi anayasa değil. Her seçim döneminde her 4 yılda 5 yılda bir istediğimiz gibi anayasayı değiştirelim ve istediğimiz gibi yürütelim. Orada da gizli bir tuzak var. O anayasa değişikliğine kurulacak e, bir takım geçici maddelerle bu yönetim sistemini milat olarak 2018'e alacaklar. Diyecekler ki kronometreyi sıfırladık haliyle Cumhurbaşkanı şu anda birinci dönemini yaşıyor. ikinci dönem tekrar aday olacak. Hatta Kronometreyi sıfırlayıp 2023 bile yapabilirler. Kronometri, kronometreyi Erdoğan için veya işte diğerleri için neyse sıfırlayıp 2023 bile yapabilirler. Her şeyi yapmaları mümkün. Ekleyecekleri geçici maddelerle. Çünkü diyecekler ki o geçici maddelerden birinde mevcut Cumhurbaşkanı seçime kadar devam eder. Meclis mevcut, mevcut meclis seçime kadar devam eder falan. Her canı sıkılan, küskün veya olaylar işine gelmeyen Dört yılda bir, beş yılda bir seçimden biraz önce anayasayı değiştirerek bu işi yap, Yani bu kadar laçkalaşmış bir durumda. Anayasayı değiştirseler de laçkalaşmış. O, o değiştirdikleri anayasaya saygı mı duyulacak? Saygı mı duyulması beklenecek? Siz öyle e, muhkem bir şey ortaya koyarsınız ki ondan sonra kimse bunu değiştirmeyi bile düşünemez. İngiltere İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde 5 Temmuz 1945'te seçime gitti ve savaştan zaferle çıkan Churchill seçimi kaybetti. İngiltere'nin şehirleri bombalandı, askerlerimizi kaybettik, savaştan yeni çıktık, şu seçimi bir yıl erteleyelim falan demediler. Akıllarından bile geçmedi, düşünmediler. Ve seçimden zaferle çıkan muhafazakar parti Churchill hükümeti 5 Temmuz 1945 seçimini kaybetti. İşçi Partisi iktidarı başladı, iki dönem devam etti. Seçimin ertelenmesi, o halin ardından seçimin ertelenmesi lafları devreye sokuldu. Erdoğan bunu söylemiyor ama Erdoğan konuşmasında bir yıl süre istiyorum sizden yeniden inşa için dedi. Zaten bu seçimin ertelenme yani mealen oydu. Seçimi de bir yıl erteleyelim. Kendi söyleyemediği için çevresine söyletti. Ve hala o konuda kamuoyu oluşmasını bekliyor. Muhalefet partilerinin ağzının içine bakıyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki hayır böyle bir şeye izin veremeyiz seçim vaktinde yapılacak. Ama onun dışındaki muhalefet partileri zannediyorum Deva'da, Deva Partisi'nden de ikinci, üçüncü isim düzeyinde bir açıklama geldi. Onun dışında bir açıklama yok. Herkes duruma göre pozisyon almaya bakıyor. Duruma göre pozisyon almadan önce ortaya çıkıp konuşman icap ediyor. Anlatman söylemen icap ediyor. Kepçeler girdi bölgeye. Hala enkaz altında canlılar varken, hala kurtarılan insanlar varken kepçeler girdi. Niye? Seçimi gündemden daha doğrusu depremi gündemden kaldırmaya çalışıyorlar. Bölgeyi dümdüz girecekler, enkazı kaldıracaklar, oldu bitti, hadi bakalım işimize bakalım diyecekler. Artık hava havadan çekilen dronlarla çekilen görüntülerle veya yabancı basının vesaire te, te, tespit ettiği görüntülerle falan, bunlar rahatsız ediyor. Dünyada da bu işi gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 40 bin ölüm açıklandı ve dünyada en çok can kaybı olan ilk 10 deprem arasına girdi. Bölgedeki deprem ama bunu kapatmaya, bunu gözlerden uzak tutmaya, uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Kepçelerin girmesi de bu. İnsan hayatı umurlarında değil. Orada bir canlı insan daha dahi olması umurlarında değil. Kepçelere takılan, üzülerek söylüyorum, cesetler umurlarında, ceset parçaları umurlarında değil. Bir an evvel enkazı kaldırıp orayı dümdüz edip yeni yapılaşma falan seferberliği başlatıp önlerine bakmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Sonra yardım kampanyaları. Yardım kampanyalarında da Beşli Çete devreye giriyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu onu yazmış. Sevgili Beşli Çeteler bu akşamki bağış performansınız dün gecekini bağış performansını kastediyor. Gözlerimi yaşarttı. Çok kanaldan canlı yayınlandı. Dekontları mutlaka saklayın. Onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim Tabii bu çokça tartışmaya yol açtı. Namıktan paylaşmış. Duyduk duymadık demeyin. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti'ne 30 milyar TL deprem yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası durur mu? O da Türkiye Cumhuriyeti'ne 8 milyar TL bağışta bulunmuş. Yani bir cepten alıp diğer cebe koymak gibi ama başka hikayeler de var anlatacağım. Memduh Bayraktaroğlu buna cevap verirken Merkez Bankası'nın yaptığı yardım kağıt ve boya masrafı ama Ziraat Bankası'nın yaptığı yardım bankanın değil milletin yardımı. Yardım asıl Atatürk'ün kurduğu kurdurduğu İş Bankası'ndan geldi 10 milyar TL helal olsun. İş Bankası'na bir kere daha helal olsun çünkü ölenlerin borçlarını sildi ve yaşayanların depremden depremzedelerin de borçlarını erteledi. Bu da çok mühim bir hamleydi. Elvan Aktaş paylaşmış ekonomist borçtan ve darlıktan bunaldığınızda sağ cebimizdeki kalan son paranızı sol cebinize koyarak rahatlayabilir misiniz? Merkez Bankası dahil kamu kurumlarının deprem bağışları işte böyle bir saçmalık demiş. Cüneyt Akman ise ne olursa olsun diyor yardım yardımdır diyor. Ben de aslında bu görüşe biraz daha yakınım. Bağış gecesinin eleştirilecek çok yanı olabilir. Propaganda ve veya reklam etkinliği gibi organize edilmesi ne kadar ahlaki o da tartışılır. Fakat şu çok adaletsiz ekonomide 3 kuruş bile her manada evi başına yıkılmış insana gidecekse şimdilik tüm bunları bir yana bırakırım demiş. Selva Demir Avrupa Merkez Bankası'nın 2012 yılında bir bağış yaptığını hatırlatıyor. Ancak bağışın kaynağı banka yönetim kurulu ve çalışanların kazançlarından gelmiş. Çünkü bir mer merkez bankası kardan aktararak ya da para basarak yaptığı bağış genişlemeci para politikası diyor. Adı bağış değildir diyor. Yine Merkez Bankası'nın veya diğer kurumların bağış yaparak Sayıştay denetiminden kaçtıkları, bağış yaptıkları yerde bir denetim olmadığı için bir biçimde o da onun yönetimi de iktidarda Ankara'da olduğu için bir, bir biçimde para aklama, kara para aklama veya e, hazinenin içini boşaltma girişimi olarak e, belirtenler de var. Onu da e, not düşelim ama dediğim gibi iş nereye gider, ne olur bilmiyoruz. Bakın size son posta gazetesini getireceğim. Erzincan e, depreminden sonra e, 1939, 30 küsür bin kişinin hayatını kaybetti Erzincan depreminden sonra Atatürk vefat etmiş. Bir yıl sonra Milli Şef İsmet İnönü ülkenin başında son posta manşetinden şunu söylüyor. Diyor ki felaketin büyümesine hileli inşaat sebep oldu. Tetkik ediliyor. Bedbah Erzincan'da bin can kurtaran 50 fedakar mahkum affolunacaktır. Aklıma hemen şey geldi işte cezaevlerinden yakınları için firar eden kaçan veya işte bir biçimde huzursuz durduğu yerde duramayıp da işte bölgeye giden bir takım mahkumlar vesaire oldu veya işte tutuklular hükümlüler neyse. Ve onların bir takım videoları da dolaşıma girdi. Ne yapacaktım diyor. Yani durduğum yerde duramazdım. Yakınlarım var, canlarım var. Onlar için koştum, geldim diyor. Benzer bir durum Erzincan'da da olmuş. Bundan 80 küsür sene önce. Ve Erzincan'da bin can kurtaran 50 fedakar mahkumun affolmasına karar verilmiş. Fakat banşet son derece önemli. Felaketin büyümesine hileli inşaat sebep oldu. Tetkik ediliyor. O tetkik 80 küsür yıldır devam ediliyor. Ve ona rağmen 80 küsür yıldır çürük bina depreme dayanıksız bina inşa ediliyor. Anayasaya göre seçimlerin ertelenmesi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş hali var demesiyle mümkün ve bu böyle bir karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmayacak. Çünkü ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir karar almaya niyeti var şu anda muhalefet partileri itibariyle ne de savaş var. Ortada gerekçe de yok ve savaş çıkacağı da yok. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında savaş çıkarma potansiyeli olduğu ülkelerden deprem yardımları akıyor Yunanistan'dan işte Suriye'nin hali ortada işte Irak işte İran işte nereye bakarsanız herhangi bir ülkeyle savaş çıkaracak haliniz yok Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi ve bunu önemsiyorum çünkü 10 gündür bu konuda iktidarın niyetini de şifre etme konusunda onun dışında bu kadar açık konuşan yok keşke Meral de bu yönde açıklamalar yapsa bekliyoruz. ...seçimleri ertelemeye çalışıyorlar diyor... Ee, ...Kemal Kılıçdaroğlu... ...halkıma açık ve net söylüyorum... ...seçimler zamanında olacak... Ee, ...mecliste de yüksek seçim kurulunda da... ...afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur diyor... ...böyle bir yetki de yoktur... ...YSK talep ederse demokrasiye darbe... ...talebinde bulunmuş olur diyor... ...ve bir sivil darbeden... E, ...den vuruyor Kemal Kılıçdaroğlu aynen öyle... ...eğer YSK seçim erteleme talep ederse... ...bu bir sivil darbedir diyor... Kemal Kılıçdaroğlu devamla insanlarımız donarak öldüler. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu diyerek iktidara yükleniyor ve iktidarın bütün sorumluluklarını alt alta sıralıyor. Mehmetçiğin devreye sokulmaması pek çok konu. Bu ülke için asrın felaketi tek adam e, rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır demiş. Evet. Asrın felaketi tek adam rejimidir. Deprem büyük bir felaket olarak ortadayken Birkaç gün içinde görüldü ki depremin olmasından hemen 7-8 Şubat'ta görüldü ki depremden daha büyük felaket AKP felaketi. Net bir biçimde bu görüldü. Ee, bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter mesajı. Kemal Kılıçdaroğlu tweet atarak, basın toplantısı düzenleyerek, video çekip koyarak aynı şeyi korkuyor. Seçimden korkma ya da kork seçim yap zamanında yapılacak diyor. Bir muhalefet lideri daha cezaevindeki muhalefet lideri Selahattin Demirtaş benzer konulara sürekli dikkat çekiyor ama üzgünüm üçüncü, dördüncü muhalefet liderini bu konuda göremedim. Bir yönüyle müdahale gecikti ve bu müdahaleyi iktidar Erdoğan engelledi. Onu anlattık. Öbür tarafıyla da üfürülen propaganda üfürülen yalanlarla halkın aklıyla, aklımızla dalga geçiyorlar. Onun için de KJ'de böyle yazdım. Aklımızda dalga geçiyorlar diye. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.